Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda emekli Tuğgeneral. Sayın Babiroğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Deniz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet, S-400 konusu Türkiye'nin gündeminden çıkmıyor. Evet, testleri gerçekleştirildi. Bu testlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün bir açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne mi soracaktık bunu dedi ve Amerika'dan da cevap gecikmedi. S-400'lerin kurulumuna ilişkin, yapılan testlere ilişkin neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda da bu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri gerginliği artma durumu söz konusu olabilir mi? Evet. Önce izin verirseniz bu S-400 ile ilgili çok özet bir tarihi sürece bir bakalım. Türkiye yüksek irtifa hava savunma sistemi eksikliği var tabii Türkiye'de. Yani bir tehdit değerlendirmesi Evet. yaptığında hava savunma sistemi açısından stratejik düzeyde dediğimiz yüksek hava irtifa hava savunma sistemi, yani yüksek menzilli hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bunun için NATO 2013 yılında bir ihale açtı Türkiye, 2013 yılı itibariyle, bundan 7 yıl önce. Ancak ihaleye Batı ülkeleri, yani Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleriyle NATO ülkeleri, NATO ve ABD fazla ilgi göstermedi. Bunu bir açıkça söylemek lazım. İlgi gösterilmeyince tabii Türkiye arayış içinde, içerisinde olduğundan Çin'le anlaştı. Ve Çin de teknoloji transferini de kabul etti bu arada. Onun da altını çizelim. Fakat Çin'le anlaşma durumuna gelen, konumuna gelen, aşamasına gelen Türkiye, NATO üyesi olduğu için ABD'nin ve NATO'nun tepkileriyle karşılaştı. O zaman Çin alımdan vazgeçti Türkiye. NATO ve ABD'nin tepkileri üzerine Çin'le alımdan vazgeçti hava savunma sistemiyle ilgili. 2016'da bu kez tabii bu dönem tekrar ABD'den ve çeşitli yerlerden talepte bulundu, ancak anlaşma gereği bazı konularda anlaşılamadı. İşte teknoloji transferi, teslimat takvimi gibi, ödeme evet, sistemi gibi. Bunun üzerine 2016'da Türkiye, ama 2016'nın altını çizelim, ne zaman oluyor? Biliyorsunuz 24 Kasım 2015'te Türkiye Rus uçağını düşürmüştü Suriye'de, hatırlarsanız Yayla evet. Dağı üzerinde. İşte 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düşürülmesinin ardından kısa bir süre sonra 2016'da Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alım görüşmelerine başladı 2016 itibariyle. Ve geldiğimiz aşamada bu S-400 hava savunma sistemi $2,5 milyar ödenerek satın alınmış oldu. Yani $2,5 milyar ödendi. Ancak tabii Türkiye bir NATO üyesi Deniz Bey, ABD NATO üyesi, Rusya'da ABD'nin ve NATO'nun tehdit olarak kabul ettiği bir ülke. Yani Türkiye'nin imza attığı tehdit dokümanda, NATO tehdit dokümanda Rusya, İran, Kuzey Kore gibi ülkeleri, ama özellikle Rusya birinci tehdit olarak algılanır. Yani tırnak içinde söylüyorum, NATO'nun ABD'nin düşmanı olarak algılanır. Ve NATO'da bütün kuvvet havuzu, oluşturulan kuvvet sistemleri bu tehdit doğrultusunda oluşturulur. Türkiye de bu kuvvet havuzuna bu şekilde kuvvet tahsis eder. Yani Türkiye'de bunu onaylar. Dolayısıyla NATO ve ABD buna karşı çıktı. Dedi ki yüksek irtifa hava savunma sistemini NATO'nun tehdit olarak kabul ettiği bir ülkeden alamazsınız. Türkiye aldı. Aldıktan sonra dediler ki efendim aktif duruma getiremezsiniz, çalıştıramazsınız. Şimdi sonuç itibariyle test aşaması geldi. Evet. Sinop'ta testi yapıldı. Zaten Sinop bir atış alanı. Roketsan ve diğer sistemlerin, silah sistemlerinin atışını, testini yaptığı yer. Şimdi bu açıdan tabii her silahın alım aşamasında silah sistemi elbette testlere tabi tutulur. Bir araç gibi, yani test sürüşü gibi bir şeydir bu. Test edilir, durumu incelenir. Çünkü bunlar bu şekilde faaliyete geçer. Tabii bu durumda ABD ve NATO daha önce çok şiddetli tepki göstermişlerdi hatırlarsanız. Ancak Türkiye'nin bu test atışı olunca ve testi olunca Sinop'ta, bir de Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklama sonra evet test ettik deyince Pentagon, yani ABD'nin Savunma Bakanlığı'ndan oldukça tehdit içeren bir mesaj geldi. Tehdit şu, kınıyoruz ama arkından şunu söyledi. Bunun ciddi sonuçları olacak. Bunun ciddi sonuçları olacak. Nedir, ne olabilir bunun ciddi sonuçları? Bir silah yaptırımı olabilir, ambargosu. Başka ne olabilir? Zaten Katsa yaptırımları masada duruyor ABD'de. Katsa yaptırımları ABD'nin hasımlarıyla mücadele kapsamında uyguladığı yaptırımlar, yani Rusya'ya, İran'a ve bunlarla ilişkide bulunan ülkelere uyguladığı yaptırımlara benzer. Ne olur bu? Ekonomik yaptırımlar uygular. Hatırlayın,
26 Temmuz 2018'de Rahip Brunson'la ilgili bir serbest bırakılması için Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in paylaştığı bazı tweetler vardı 2 yıl önce. Yani tam 2 yıl önce, bugün 26 Ekim diyelim. Bu tweetler sonucunda biliyorsunuz döviz kurunda bazı oynamalar oldu. Yani oldukça önemli ölçüde ve tehdit içeren bazı paylaşımlar ve açıklamalar yaptı ABD Başkanı Trump şu anda seçim aşamasında olan. Sonra Rahip Brunson ne oldu biliyorsunuz, daha sonra serbest bırakıldı. Şimdi buna benzer tabii bazı yaptırımlar söz konusu olabilir diyorsunuz. Şimdi Türkiye bunu, bu S-400'ü bir kere NATO sistemine entegre edemez. NATO bunu kabul etmez. ABD zaten işte. Yapılan açıklamalar da bu yönde. Programa evet, hemen girerken bir açıklama yapılmıştı. Onu da sizlere aktarayım ben. Tedarik edilen S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme yapıldı diye başlıyor açıklamalar. Aynı zamanda NATO komuta kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır deniliyor. Doğru. Çünkü şimdi ayrı bir sistem olarak kullanacağız. Ancak NATO'nun sesinin bu kadar yüksek çıkması, Amerika Birleşik Devletleri'nin sesinin bu kadar yüksek çıkması neden diye soracağım. Aynı zamanda S-400'ler, yani Rusya'dan alınmış olan hava savunma sistemini kullanan tek ülke Türkiye değil. Yunanistan'da S-300'ler var. Acaba ikircikli bir yapı mı söz konusu burada, hem Yunanistan'a hem Türkiye'ye? Evet Deniz Bey, önemli bir konuya vurgu yaptınız. Teşekkür ederim. Şimdi NATO ve ABD neden karşı çıkar? Bu stratejik düzeyde bir hava savunma sistemi. Neden? Yani doğru gerekçeleri doğru diye söylemiyorum. NATO'yu savunduğum için söylemiyorum. Karşı çıkmanın gerekçelerini anlatmaya çalışıyorum. Stratejik düzeyde yüksek irtifa hava savunma sistemi S-400, NATO'nun ürettiği, NATO'ya ait, ABD'ye ait şu anda kullanmakta olan savaş sistemlerine, silah sistemlerine tehdit oluşturur. Evet. Gerekçeleri o. Dolayısıyla bunu kabul etmez. İkinci neden benim değerlendirmem, mesela 20 küresel silah şirketi var. Bunların 12'si ABD'de ve bunların oldukça bütçesi çok yüksek düzeyde. Mesela ABD, dünya silah ticaretinin yaklaşık %35-40'ını elinde tutuyor pastanın. Şimdi eğer bir NATO üyesi ülke, NATO'nun düşman kabul ettiği bir ülkeden, Rusya'dan bu alım gerçekleşir ve emsal olursa, bu yarın öbür gün bazı diğer NATO ülkelerinin de bu yola yönelme durumu da olabilir. Şimdi bu olduğu zaman, o zaman dünya silah ticaretini elinde bulunduran ABD'nin bazı ortakları çıkar. Yani pasta fazla paylaşır. Bu da NATO'nun ve ABD'nin kabul edebileceği bir durum değil. Bunu ben parantez içerisinde söylemiş bulunalım. Şimdi gelelim esas diğer konuya. Diğer konu S-300. Şöyle Türk kamuoyunda doğru bilinen bir yanlış var Deniz Bey. Yunanistan'da S-300 var mı? Var. Peki S-300'ün öyküsünü müsaade ederseniz anlatayım size. 1998 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi daha Avrupa Birliği üyesi değilken S-300'ü, o zaman S-400 yoktu, S-300 en gelişmiş hava savunma sistemiydi Rusya'nın. Rusya'dan satın aldı bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Neden satın aldı? Tehdit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye elbette. Evet. Türkiye satın almasını duyar duymaz Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne konuşlanmadan ne yaptı Türkiye biliyor musunuz? NATO'ya başvurdu. Dedi ki Türkiye NATO'ya, ben NATO üyesiyim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aldığı bu S-300 füze sistemi NATO'nun tehdit olarak kabul ettiği bir ülkeden, Rusya'dan alınıyor. Dolayısıyla buraya konuşlandırılırsa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, Türkiye'ye, NATO üyesine, dolayısıyla NATO'ya tehdit olur dedi. Aynen bunu dedi. İtiraz bu. İtiraz üzerine gerçekten NATO, Türkiye'nin bu girişimini, bu itirazını haklı buldu. Ve dedi ki o zaman buraya konuşlanamaz NATO dedi. Kime dedi bunu? ABD, Yunanistan'da NATO üyesi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni destekleyen. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO üyesi değil ama Yunanistan NATO üyesi. Bu kez ABD devreye girdi. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir arabuluculuk yaptı. Ve şu sonuca varıldı. Alınan silah Rusya'dan alındığı için kullanılamaz. Güney Kıbrıs'a konuşlandırılamaz. Ne yapılır? O zaman Yunanistan alsın bunu, Girit Adası'na hangara depoya koysun. Ve Yunanistan aldı bunu, hangara depoya koydu. Ne zamana kadar? 2013 yılına kadar. 2013 yılında ABD, NATO ve İsrail özellikle dediler ki efendim biz Rusya'nın ürettiği bu S-300 hava savunma sisteminin zayıf ve kuvvetli taraflarını deneyelim.
Ne, yani kuvvetli tarafları ne, zayıf tarafları ne, bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Ürettiyse S-300, S-400 de üretiliyor. Bunların sistemlerini öğrenelim. İsrail savaş uçakları, NATO savaş uçakları, ABD savaş uçakları bunu denedi. Girit Adası'nda bu faal duruma getirildi ve denendi. Tekrar hangara kondu. Sonuç budur. Yani şu an itibariyle Yunanistan, Rusya'dan satın aldığı bir S serisi, S-300 veya S-400 savunma sistemi yok. Aktif Güney olarak Kıbrıs'ın kullanmıyor işte ise. Ama Güney Kıbrıs'ın yönetimi aldığını hangara koymuş. Arada bir NATO, ABD ve İsrail de dahil olduğu bir sistemle test ediliyor. Kuvvetli zayıf tarafları ki Rusya'nın böyle bir silah sistemine karşı koyabilsin diye. Bir konu daha var Deniz Bey. Diğer NATO, iki NATO üyesinde daha var S-300. Slovakya'da ve Bulgaristan'da. Evet. Peki Slovakya ve Bulgaristan ne zaman aldı? Slovakya, Bulgaristan 2000'den önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iken, yani Sovyetler dağılmadan önce Sovyetlerden satın aldı. Zaten Slovakya ve Bulgaristan biliyorsunuz Doğu Paktı'na bağlı ülkelerdi. Bunlardan almıştı. Şimdi aldığı bu silahlar aktif kullanılmıyor. Test yapılıyor. İşte NATO'nun, ABD'nin bazı tatbikatlarında bunların acaba nasıl bunları yok edebiliriz? Rusya kullanırsa acaba nasıl etkisiz duruma getirebiliriz? Bunlara karşı nasıl önlem alırız? Şeklinde bir kullanımdı. Gerçeği budur. Diğer konu doğru bilinen yanlıştır. Ama Türkiye egemen bir ülke olarak, Türkiye bağımsız bir ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette tehdit değerlendirmesine göre istediği ülkeden ihtiyaç duyduğu her türlü silah sistemini alma hakkı vardır, meşrudur. Bunun altını bir kere kalın bir çizgiyle çizmemiz lazım. Türkiye egemen ve bağımsız bir ülke. Rusya'dan, ABD'den ve diğer ülkelerden ilgi duymayınca oradan alma durumu kaldı. Yüksek irtifa hava savunma sistemine ihtiyacı var, aldı. Ancak Türkiye aynı zamanda NATO üyesi olduğu için NATO'nun da, dolayısıyla NATO'nun demekle ABD'yi kastediyorum, ABD'nin de kaçınılmaz olarak böyle bir yaptırımları olacak. Bu yaptırımlar Türkiye demek ki devlet olarak S-400 almakla F-35 savaş uçakları biliyorsunuz verilmiyor şu anda. Evet. F-35 savaş uçaklarının üretim aktörüydü Türkiye. 1008 parçayı üretiyordu. Şimdi 1008 parçanın 139 parçasını üretebiliyor. Diğer 900'e yakın parçayı başka ülkelere verdiler. 139 parçayı da 2022 yılına kadar başka ülkelere verecekler. Türkiye bu üretici aktörlüğünden de çıkarıldı. F-35 savaş uçağı da verilmiyor. Şimdi diyor ki Pentagon, çok ciddi sonuçları olacak. Biraz önce açıkladığım gibi bazı ekonomik yaptırımlar ve bazı askeri yaptırımlar olacaktır. Bunu engellemek mümkün mü derseniz, hayır. Çünkü S-400 alan bir ülke, ister Türkiye olsun, ister Norveç olsun, ister Almanya olsun, bu yaptırımlara katlanmak durumundadır. NATO'nun ve ABD'nin anlattığım gerekçelerle bunu hoş görme şansları özellikle ABD'nin yok. Hem silah satım pastasını paylaşmamak için hem de NATO'ya tehdit olduğu gerekçesiyle. Ancak şunun altını çizelim, bir yurttaş olarak söylüyorum. Tam bağımsızlık demek Deniz Bey, Çin'den ya da Rusya'dan bu şekilde stratejik düzeyde S-400 gibi başka silah sistemi gibi silah sistemi almakla tam bağımsız olunmayacağı gibi ABD'den ya da Avrupa Birliği'nden buna benzer stratejik düzeyde bir de silah sistemi satın almakla da veya ona ihtiyaç duymakla da tam bağımsız olunmaz. Tam bağımsızlık şudur. Tam bağımsızlık kendi milli savunma sisteminin yeterli bir duruma getirilmesidir tam bağımsızlık. Yoksa şu anda kamuoyunda, Türk kamuoyunda iki grup var. S-400 alındığı için çok mutlu olan grup olabilir. Sanki Türkiye Rusya'ya satmış gibi mutlu olan grup veya öbür yandan Patriot ABD'den alınmadığı için üzülen bir grup var veya S-400 alındığı için üzülen bir grup var. Benim değerlendirmeme göre tam bağımsızlık bu değil. Tam bağımsızlık ne ABD, ne Rusya, ne Çin, ne de Avrupa Birliği'ne böyle yüksek düzeyde tehdidinizi bertaraf edecek şekilde bir savunma sistemine ihtiyaç duymak değil. Tam bağımsızlık demek ulusal savunma sisteminin kendi kendine yeterli duruma gelmesidir. Bunun bu da nasıl olur? Çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet, Deniz Bey bu da nasıl olur? 1930'larda Büyük Atatürk'ün başlattığı sistemle, politikayla, tam bağımsızlık politikasıyla olur. Bu evet. Tam bağımsızlık politikası gereği 1934'te Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'de üretilen bir uçağı Bakanlar Kurulu'nun da imzasıyla İran Devleti'ne hediye etmiştir. Kayseri'de üretilen bir uçak. Eğer o politika Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl, bilim,
tam bağımsızlık, anti-emperyalizm politikası devam ettirilseydi biz sizinle şu anda ne S-400'ü, ne de ABD'nin Patriot'u, ne de Çin'in herhangi bir sistemini, ne de F-35'leri konuşmuyor olurduk. Kesinlikle konuşmayacaktık. Evet. Böyle bir şeye de ihtiyacımız yoktu. Onlara da ihtiyaç duymayacaktık. Sayın i̇şte Babiroğlu, çok kısıtlı bir sürem kaldı. Onun için son size... Son cümle 1950'lerden beri işte Atatürk'ün o politikasından uzaklaşmanın Türkiye'yi soktuğu sıkıntıdır bu. Onu da açıkça söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. Kısa şu konu hakkında da bilgi almak istiyorum. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını da çok kısa bir değerlendirelim sizinle. Bugün bir sıcak gelişme vardı. Azerbaycan tarafından bir Ermenistan uçağının düşürüldüğüne dair. Doğru. Bölgede ateşkes anlaşmaları yapılıyor. İki defa ateşkeşe imza atıldı. Ancak çatışmalar da devam ediyor. Azerbaycan işte işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri nasıl takip ettiniz? Evet, şöyle açık çok özetle söyleyelim. Bir kere Ermenistan şu anda çatışma alanının dışında, yani işgal ettiği toprakların dışında, coğrafyanın dışında, işte Gence kentine, diğer kentlere Azerbaycan'ın roketlerle, füzelerle ateş ederek sivillerin katliamına neden oluyor. Bu savaş kanunlarına, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır. Savaşın kuralları vardır. Savaşın kurallarında sivilleri, çocukları, kadınları, ilk yardım personelini, buna benzer sistemleri hedef alamazsınız. Bu şu demek, sürekli hedef aldığına göre hem insanlık suçu işliyor hem savaş suçu işliyor. Bir de şu ana kadar 27 Eylül'den bugüne kadar uyguladığı askeri stratejiye baktığınızda kurumsal bir devletin, kurumsal bir ordunun izleyeceği bir taktik ve strateji değil Deniz Bey. Sanki terör örgütünün izleyeceği strateji ve taktik. Sıkışınca sivilleri hedef alan bir sistem var. Buna aslında kurumsal devlet demekten öze, yani terör örgütüyle bağdaştırmakta yarar var. Ancak Azerbaycan iki defa tabii ateşkes anlaşması yapıldı. Ermenistan tarafından ihlal edildi. Azerbaycan aslında bu konuda durum üstünlüğü sağladı. Nerede? Çünkü kendi coğrafyasının, toprağının %20'si işgal edilmiş. Hem Dağlık Karabağ hem de etrafındaki reyon denilen alanlar. Şimdi bu harekatı aslında Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi ve sivilleri hedef alması, Azerbaycan bu tuzağa düşmedi. Eğer tuzağa düşmüş olsaydı, yani Karabağ dışındaki Ermenistan'ın Gümrü, Erivan gibi Ermenistan'ın yerleşim birimlerine hedef alsaydı, bu kez Ermenistan hiç kuşkunuz olmasın bütün dünya kamuoyunda haklı duruma düşecek ve haklı duruma düştükten sonra Azerbaycan'ı kötü bir konuma sokacaktı. Önce biliyorsunuz Ermenistan lobisinin en güçlü olduğu iki ülke var. Bir ABD, iki Fransa. Şimdi ortaya çıkan son sonuçta Azerbaycan harekatını kendi işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için ilerliyor. Meşru olarak, uluslararası hukuka meşru olarak ilerliyor. Ancak şunu unutmayalım, ortada 3 tane aktör var. Bunlar Minsk grubun eş başkanları. ABD, Rusya ve Fransa. ABD ve Fransa Ermenistan'ın yanında. Trump dün bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şu çok ilginç. Ermenistan'ı seviyoruz. Onlara destek vereceğiz, yardım edeceğiz şeklinde mealinde bir açıklama yaptı. Bu şu demek. Rusya iki defa ateşkes girişiminde bulundu. Başarılı olamadı veya belki başarılı olunmasını da istememiş olabilir Putin. Ama şu anda Trump devreye giriyor ateşkes için. Benim değerlendirmem şu. Azerbaycan kendi uluslararası hukuka uygun olarak, meşru olarak kendi vatan topraklarını kurtarmak için devam ettirdiği harekatı belirli bir yerde sanki durdurmak için baskı yapacak. Kim yapacak? ABD, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından böyle bir baskı yapacak. Ancak burada önemli olan şu, Azerbaycan mümkün olan büyük bir hızla yine işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarması için şu anda ilerliyor. Önemli yerlere geldi ama tabii daha zaman gerekiyor. Hem iklim açısından hem arazinin dağlık olması. Çok teşekkürler Sayın Naim Babiroğlu. Türkiye'nin yalnız masa dışında kalması, olumsuz bir atmosferdir. Tabii bu Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini ilerletmesi gereğinin de bir işaretidir denilebilir. Türkiye Rusya ile işbirliğini burada ilerletmeli ki ABD'nin tuzağına düşmemeli bu cephede. Çok teşekkürler tekrardan. S-400'lere ilişkin ve Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin değerlendirmelerinizi almış bulunduk. Değerli izleyiciler. İyi yayınlar.